Geçtiğimiz ay Bilgehan Baykal'la hayatını birleştiren Deniz Çakır, düğünden sonra ilk kez görüntülerdeydi. Neler hissediyorsunuz, neler değişti hayatınızda? Bir şey değişmedi ya, her şey güzel. Çok çok güzel, her şey olduğu gibi devam ediyor. Evlilik sadece isim. Biz sevgiliyiz, her şey güzel. Kim ünlü isimler hamile olduğunu öğrendikten sonra nikah masasına otururken, Deniz Çakır'ın evliliğinde bunun payı var mıydı merak edildi. Hayır, çocuk bir proje değildir. Biz birbirimizle yol yürümek istediğimiz yok, için evlendik. Yok, proje için demedim. Yani ölmüş değil yani. Ünlü oyuncunun bir süredir ekranlarda olmamasının sebebi de öğrenildi. Büyüdük, güzelini, iyisini seçmek için uğraşıyoruz o kadar. Bergüzar Korel'in de bir paylaşım. Deniz Çakır'a Bergüzar Korel'in set saatlerinin uzunluğuyla ilgili varyansını da hatırlatıldı. Setler her zaman yoğun, yeni bir şey değil. Türkiye'de ana akıma iş yapmak zor şartlarda olduğu için zaten bunu senelerdir böyle çalışıyoruz. Yeni bir şey değil. Ama böyle. Çünkü dizilerin süreleri uzun. Geçtiğimiz hafta Els hastası babası Kadir Emrah Özpirinççi'yi son yolculuğuna uğurlayan Özge Özpirinççi'ye kuaför çıkışında baş sağlığı dilekleri iletildi. Çok sağ ol. Röportaj vermeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Neler hissediyorsunuz? Nasıl geçti? 2-3 gün süreç? Onu sorsaydınız. Babamı öpmeyi hissedebilirim. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sihirli Annem ve Çocuklar Duymasın gibi dizilerden tanıdığımız ve geçtiğimiz ay hayatına son veren oyuncu Seda Fettahoğlu için anma töreni düzenlendi. Ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarının katıldığı törende Pınar Altuğ ve Özge Özder arkadaşlarına son kez veda etti. Kuruçeşme'de arkadaşlarıyla kahve keyfinde görüntülenen Özlem Ada Şahin ile eşi Berkay Şahin'in Harbiye çıkarmasından konu açıldı. Malum Zeynep Mira ilk kez babasını izleme fırsatı bulurken Arya da babasının sahnesine çıkmıştı. Güzeldi, çok güzeldi, keyif aldık. Arya sahneye çıktı. Vallahi inanılmaz, ben bile şaşırdım yani onun özlemine ve isteğine. Çok etkilendim, çok duygulu anlardı bizim. Ne var ki o konserde Demetler karışınca ortalık da karıştı. Arya'nın Demet Özdemir'i kastederek Demet abla geldi sevincini Demet Akalın olarak algıladığı konuşulan Özlem Ada Şahin işte bu tepkisiyle gündemden düşmedi. Anne Demet abla. Demet abla. Demet ablayı seviyor musun? Evet. Özlem Ada Şahin günler sonra o çok konuşulan tepkisiyle ilgili merakları giderdi. Ben onu Arya'ya yapmıştım. Demet alakası yok. Akalın 2019 yılında doğum hediyesi olarak Özlem Ada Şahin'e pahalı bir saat hediye etmişti. Özlem Ada Şahin'in bu saati satmak istemesiyle ikilinin arası açılmıştı. İşte Demet adını duyunca dil çıkararak verdiği bu tepkiyi geçmişte yaşanan saat gerilimine yoranlar da oldu. Demet Hanım yok, yani. Yok. Demet Hanım'la bir problem yok herhalde. Görüşüyor musunuz? Hiçbir sorunumuz yok. Demet Akalın ile görüşmediklerini sözlerine ekleyen Özlem Ada Şahin iddialarına son noktayı koydu. Ya şu an için görüşmüyoruz ama benim saygım var yani, hiçbir sorun yok. Hayır, Demet Özdemir gelen oydu ama Demet Akalın sizi zannettiğinizi zannedip de yani öyle bir haber oldu. Böyle yorumlar yapıldı. Hiç alakası yok ya. İnsanlar nereden konuyu nereye çekiyor ya, inanamıyorum. Hiçbir alakası yok. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen Serçe'nin Gözyaşı isimli filmin galası tüm oyuncu ekibinin katılımıyla gerçekleşti. Yeşim Salkım şiddete dur de mesajıyla seslendi. Şiddetin türü yoktur. Adı üstünde şiddet şiddettir. Bu filmden çıktıktan sonra çoğu erkek, kadın ya da herkesin düşüncesinin bir nebze olsun değişmesini istiyoruz ve sessizsiniz demek istiyoruz. Bir kadının 1970 yılından günümüze kadar uzanan gerçek hikayesini canlandıran Ezgi Şenler ve Sedef Şahin kamera karşısına birlikte geçti. Ben 70'leri canlandırıyorum. Geçmişten bugüne hiç bitmeyen bu şiddete dur demek istiyoruz. Sen neler söylemek istersin? Evet, ben de aslında bir kadın mahkumu da canlandırıyorum günümüzde. Yani bugüne geldiğimizde hiçbir şeyin değişmediğini fark etmek bizi ekstra üzüyor. Dolayısıyla biz aslında biraz da ailelere bir mesaj vermek istiyoruz. Lütfen hani kadınlarımıza, kızlarımıza sahip çıkalım. Onların yalnız olmadıklarını onlara hissettirip onları çaresizliklerine gömmeyelim istiyoruz. Dramatik hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde Uğur Güneş amaçlarının altını bir kez daha çizdi. Heyecanlıyız tabii bütün ekiple beraber. Güzel bir proje oldu.
duyarlılığı, farkındalığı olan bir proje oldu. Bizi bu ekibin içinde olmak hani benim için de gurur verici. Bu projeden sonra da yani bir nebze farkındalık bu konuyla ilgili, bu kadına şiddet konusuyla ilgili bir nebze farkındalık yaratmış olursak ne mutlu bize. Tüm ekip mağdur kadınları anlatan filmleriyle sessizsiniz diyerek mücadele gücü aşıladı. Buradan tüm kız kardeşlerime selam olsun. Yalnız değiller, sessizsiniz de lütfen seslerini çıkarsınlar. Umarım böyle filmleri yapmak zorunda kalmadığımız yarınlarda tekrar bir araya geliriz. Cibiliyetsizler. Defolun gidin! Köyün namusu bozuldu mu? Ezgi Şenler'in her defasında konserlerinde yalnız bırakmadığı Buray da bu defa sevgilisinin heyecanına galasında ortak oldu. Film olarak Beyaz Perde'de ilk kez. Beyaz Perde'de ilk defa bir gala yapıyoruz beraber. Ben ondan daha fazla heyecanlıyım. Evet. biz de merak ediyoruz nasıl bir şey çıkacak ama Ezgi yaptığı el işi dört dörtlük yapar. Teşekkür ederim. O yüzden müthiş bir şey olacağına tutmuşumuz yok. 17 Kasım'da albümünü dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanan Buray, müziği olduğu kadar gezmeye de tutkun. Tam bir macera perest bir gezgin, iki tutkusunu ise birlikte harmanlamayı ihmal etmiyor. Her şeyi dinlemek zorundayız biz. Her tarz, rapinden, metalinden, arabeskinden, Türkan müziğine kadar ben her şeyden beslenirim. Dünya müziğinden beslenirim. Biliyorsunuz geziyorum da ben. Dünyanın her tarafında, her köşesinde müzisyen arkadaşlarım var. Onlardan destek alıyorum. 53 memleket. 53 ülke. Bugüne kadar. Daha da gezecek. Daha sırada bir sürü var. Geziyoruz ve bütün bu baharatları harmanlayıp kendi müziğime böyle biraz serpiştiriyorum. Şimdiye kadar 53 ülke gezen buraya sevgilisi Ezgi Şenler'in ne zaman eşlik edeceği de merak edildi. Böceklerin olmadığı her yer. Böceklerin olmadığı her yer. Ben biraz daha macera perest, böyle Afrika'sıdır, Asya'sıdır, çok daha vahşi yaşam, doğal yani absürt oryantal yerlere de gitmeyi tercih ediyorum. Ben de daha böyle rahat hissettiğim, böceksiz, daha sakin, aynen öyle. Konforunda seviyor Ezgi'ciğim ama ilk fırsatta Türkiye'de gideceğimiz çok güzel yerler var. Kedi kostümüyle Harbiye'yi sallayan süperstarın sahnesi ünlü konuklarıyla doldu taştı. Ajda Pekkan önce Burak Kut ile ardından Cem Adrian ile yaptığı düetle mest etti. Kızılcık Şerbeti dizisine hayranlığıyla bilinen Ajda Pekkan, konserine gelen Doğukan Güngör'e de sahneden seslenmeyi ihmal etmedi. Ama en çok sevdiğim her zaman tabii ki Kızılcık Şerbeti. Çok haklıydı. Şimdi evet, herhalde sevmeyi ünlü diyorum. Çok mutlu oldum seni derken. Bir göstersenler kendilerinin ışık muhabbeti gibi Ayhan Bozkurt'un tek kişilik oyunu olmayınca olmuyor'a Ahu Yatu tek başına gelmedi. Yanındaki beyefendi kameraları görür görmez uzaklaştı. Evet, beraber alabildik aslında ama. Tolga ve Yaşay'dı. Evet. Tamam. Küçük bir şey bir olacak mı? Ahu Yatu sadece tiyatroyu değil, Beyaz Perde'yi de yakın takipteydi. Eski eşi Cem Yılmaz'ın filmini de izlediğini belirtti güzel oyuncu. Filmi de izledim. Gayet güzeldi. Ya herkesin emeğine sağlık bu arada. Kemal'le birlikte izledik hatta. Evet. Çok güzel bir iş olmuş. Çok güzel. Yani hakikaten çok emek verilmiş bu proje. O yüzden herkesin emeğine sağlık diyeceğim. Evlilik yolunda adım atmışken ayrılık haberleriyle gündeme geldiler. Fatma Toptaş, Gürkan Şef ile ayrılığı doğrularken nedenlerini paylaşmak istemedi. Böyle şeyler oluyor. Evet, öyle bir şey doğrudur. Ayrıldık. Daha da fazla bununla ilgili konuşmak da istemiyorum. Başka soracağınız bir şey varsa evet, konuşabiliriz. Konuya bu diye tartışarak ayrıldılar, şiddetli geçimsizlik var. Yok, onları hayır. Bir önünü kesersek neden yok olduğunu söyleyebilirsiniz. En azından bir daha da sormak yok, nedenleri bize kalsın. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Çok...